Efendim Reyhan. Abi. Yengemle seni çok merak ettik. İyi misin? Nasıl iyi olayım? Nasıl? Abi neredesin? Söyle gelelim. Ben başımın çaresine bakarım. İyiyim, merak etme. Abi. Lütfen affet beni. Hepsi benim suçum. Bu aileye en büyük kötülüğü ben yaptım aslında. Gözümün önündeki tehlikeyi göremedim. Anlattığınız dinlemedim. Ben aptal yaşlı bir adamım sadece. Sizlere babalık edemedim. Sizleri koruyamadım. Ne yapalım diye düşünüyorum, aklıma hiçbir fikir gelmiyor. Her zaman kaldığımız otele gidelim diyeceğim ama basın muhakkak orada da bekliyordur bizi. Rahat bırakmazlar. Başka bir otele gidelim diyeceğim ama. Kreşe gidelim Çınar. Orada bizi kimse bulamaz. Ayrıca hep birlikte bir oturup konuşuruz. İyi fikir. Doğru söylüyorsun. İyi ki yanımdasın hayatım. Aklınla, yüreğinle bana yol gösteriyorsun. Ya seni kaybetseydim? Buna dayanamazdım herhalde. Ama bak kaybetme. Kim ne yaparsa yapsın. Kimsenin bizi ayırmaya gücü yetmeyecek içindir. Buna söz veriyorum. Ana yüreği her şeyi bilir derdin. Biz de burada babayız. Bizim de bildiğimiz bir şeyler var. Bak, bu sefer ben haklı çıktım. Bir dahaki sefere beni tartaklarken iki kere düşünürsün artık. Ne yapacağımı bilemedim. Biliyorum anne, sen her zaman benim iyiliğimi düşünürsün. Ama senin de kafan çok karıştı. Ama merak etme. Ben sana kızmadım. Sadece çok üzüldüm. Allah'tan hepsi geçti. Benim iyi yürekli melek kızım. Allah senden razı olsun. Allah seni de benim gibi sakın şaşırtmasın. Evlatlarından şüphe ettirmesin. Buyur hanım. Kızım sen de perişan oldun. Gidip evine istirahat et. Hadi yavrum. Hiç öyle şey olur mu hanım? Ben ne olursa olsun, nereye giderseniz gidin, hep yanınızda olacağım. Sağ ol kızım. Allah razı olsun. Evladım gel, çaya yetiştin. Yusuf yattı mı? İçeride uyuyor.
Peki. Şimdi hepimiz bir konuşacağız. Herkes elindeki, eteğindeki bütün taşları dökecek. Artık bu ailede daha fazla gizli saklı bir şey kalsın istemiyorum. Reyhan, şu bilgisayarını getir de şu CD'de ne varmış bir bakalım. Sen beni affettin ama ben kendimi ne zaman affedeceğim bilmiyorum. Ne olursa olsun biz bir aradayız. Siz yanımda olduğunuz sürece ben her türlü zorluğun üstesinden gelirim. Ben bir çınara bakayım. Hop, ben de geleyim var. Şey tahmin ederdim ama. Babamın katil olabileceğini düşünemezdim. Oğlum. Bak ne desen haklısın. Ama babam bile isteye böyle bir şey yapacak bir insan değil. İşte seyrettin besbelli bir kaza olmuş. Bana onu savunma anne. Bana onu savunma! Lale bas bayağı babam yüzünden ölmüş. Hem sen görüntüleri izlemedin bile. Kaza olup olmadığını nereden biliyorsun? Siz nerelerdeydiniz? Kızlarımı ziyarete gittim efendim. Allah dualarınızı kabul etsin. Sağ olun. Öğrenir. Bana nasıl söylemezsin anne? Bana nasıl söylemezsin? Bu sakladığın sırlar yüzünden bak bu haldeyiz. Bu görüntüler eline geçtiğinde bana verseydin şimdi burada olmazdık. Sen resmen Zümrüt'ün ekmeğine yağ sürmüşsün. Bizim bu hale gelmemizde de, şirketin batmasında da sebep sensin. Ay deme, ne olur böyle deme. Ben nereden bilirdim evladım? Ne olur affet, ne olur. Anne, bu CD'yi Zümrüt'e niye verdin ha? Bu görüntüleri o kadına niye verdin? Anne, açık açık söyleyeceksin. Bak, daha fazla sır istemiyorum. O iblis nikahtan evvel bunları seyrederse Necip Bey'le evlenmez, onu sevmez artık dedim. Anne niye bu kadar önemli? Sana ne onların sevgisinden, sana ne onların evliliğinden? Anne? Yoksa sen hala babama...
Söylesene anne. Cevap ver. Evet efendim. Ben Necip Bey'i hala seviyorum. Onu sevmekten de bir gün bile vazgeçmedim. Çınar, kızmakta çok haklısın. Ama bak abim gitti, yengem de gitti. Biraz fazla tepki vermiyor musun sence? Fazla mı tepki veriyorum? Fazla mı tepki veriyorum? Neler başıma geldi farkında mısın sen? Önce şirketi sonra Yalı'yı kaybettik. Ardından Lale'nin katilinin babam olduğunu öğrendim. Bu da yetmemiş gibi annemin hala babama aşık olduğunu öğreniyorum. Ne yapsaydım yani? Hayatım çok haklısın. Ama ikisi de çok üzgün ve pişman. Görmüyor musun? Ya olsunlar zaten. Bu ailede sırrı kalmayan bir ben bir de toprak mı kaldık? Sana da çok kızgınım. Ya o hisseleri nasıl sattın hala inanamıyorum. Çınar, ben Zümrüt Hanım sadece benim hisselerimi istiyor sandım. Gerçekten. Yoksa satmazsın. Bir de beni Okan'la tehdit edince mecbur kaldım. Ha bravo. O çok kıymetli ayrılamadığın kocan yüzünden geldi başımıza ne geldiyse. Çınar, sen beni çok mu mutlu sanıyorsun? Benim ailem dağıldı. Yusuf perişan. Tamam bir hata yapmış olabilirim ama bütün sorumlusu ben değilim. Zümrüt Hanım hepimizi tuzağa düşürdü. Hepimizi toprağın aklını yitirdiğini inandırdı. Sen de buna inandın. Anne ne oluyor? Salon niye boş? Keremciğim. Uzun zamandır planladığım hayallerim nihayet gerçek oldu. Ilgazlar bize yaptıklarının cezasını ödediler. Anne sen ne yaptın? Yeşim'le Lale'nin intikamını aldım hayatım. Artık şirket de bu yalı da bizim. Sana bu yaptıklarından sonra o adama hala nasıl yüz verebildin? Çınar, Zümrüt Hanım git bir konuş böyle ayrılmayın dedi. Ben de gittim konuştum. Nereden bilebilirdim tuzak olduğunu? Senin o adama zaafın olmasaydı olmazdı bunlar. Ya biraz kararlı durabilseydin. Çınar yeter. Böyle birbirinizi kırarak nereye varacaksınız? Neyse ben bir Yusuf'a bakacağım. Herkes mi yalan söyler toprağa? Herkes mi arkamdan vurur? Babam, annem, Reyhan, Azra. Hele o Azra. Gözümün içine baka baka yalan söyledi. Ona o kadar güvendik. Ailemizden biri saydık. Onun bize yaptığına bak. Ama bunun hesabını verecek. Ona bunun hesabını soracağım. Kusura bakma ama düşündükçe kan beynime sıçrıyor. Ne yapayım? Çınar tamam hadi sakinleş biraz. Böyle herkese her şeyi yakıp yıkarak bir yere varamazsın ki. Toprak ya. Senden başka herkese çok kırgınım. Nasıl bu kadar bencil oldular? Aklım almıyor. Çınar, kızmakta çok haklısın. Ama aile içinde kin, nefret olmaz. Tamam, kızdın, içini döktün. Ama ailene sırtını dönme. Babamı asla affetmem. Ama annem... Bilmiyorum Toprak, hiçbir şey bilmiyorum. Bak, ne yapmış olurlarsa olsunlar, onlar senin ailen. Hem biz de anne babayız. İnsan çocuğunu bilerek, isteyerek kötülük yapar mı hiç? Çınar, yakında bir çocuğumuz daha olacak.
Bak bütün evlatlarımızı ne kadar çok seviyoruz. Sen de onlar için öylesin. İkisi de seni çok seviyor. Seni kaybetmeye dayanamazlar ki. Onu unutma olur. Hisseleri aldıktan sonra Yalı için de bir teklif götürdüm. Tabii kendi ismimle değil. Yalı'yı benim aldığımı duyduklarında yüzlerinin ne hale aldığını görmeliydin. O kadar mutluyum ki. Artık rahat bir nefes alabilirsin hayatım. Lale için, Yeşim için geceler boyu ağladık. Ama hak yerini buldu. Sen nasıl bir insansın ya? Yeşim ve Lale ılgazlar yüzünden mi öldü sanıyorsun sen? Yeşim hırsları yüzünden öldü. Hem de senin hırsların yüzünden. Lale de kaza yaptı. Sen tamamen hayal dünyasında yaşıyorsun. Hayır. Çınar'ın Yeşim'e nasıl bir muamele yaptığını ikimiz de çok iyi biliyoruz. Yeşim o aşağılık Çınar ve uyuz toprak yüzünden öldü. Lale ise bir fil Necip Bey tarafından öldürüldü. Anne ne saçmalıyorsun sen ya? Lale'yi arabasıyla Necip Bey'i takip etti. Ve Lale panikten kaza yaptı. Kaza görüntülerine mi bakıyorsun? Evet. Bırak ben de bakayım. Gönlünü istemiyorum. Hamilesin. Çınar, ben Kaan'ı hamileyken çok daha kötü şeyler gördüm. Olsun. Gene de üzülmeni istemiyorum. Çınar, şimdi sen tek taraflı düşünüyorsun. Sinirlisin. Bırak ben de bir izleyeyim. Belki farklı bir şey görürüm. Necip Ilgaz, Lale'nin katiliydi. O adam kızıma ve bize yaptıklarının cezasını çekmek zorundaydı. Peki senin Lale'ye yaptıklarına ne demeli anne? Ben Lale'ye ne yaptım ki? Bunca zamandır Lale'nin nasıl öldüğünü biliyordun. Gerekeni yapmak yerine intikamın için bu gerçeği gizledin. Onu resmen bu oyuna alet ettin sen ya. Hayır. Eğer beklemeseydim Necip Ilgaz cezasını çekmeyecekti. O adam kaza süsü verip geçiştirecekti olayı. Kazaydı ya da değildi ne fark eder? İntikamını alınca Lale geri mi geldi? Sen neler yaptın anne ya? Kızımın katili dediğin adamla evlendin. Sırf intikamın için bu yalanı sürdürdün sen ya. Bunu yapmak zorundaydım. Kalbinde bu kadar nefretle nasıl yaşayabiliyorsun anne sen ya? Bak, koca Yalı bomboş. Bu mu zafer? Bu mu mutluluk anne? Kendi torunlarına bile sahip çıkmadın sen ya. Şimdi hayatını insanların acıları üzerine mi kuracaksın? Hayır. Biz varız hayatım. Sen ve ben. Yeniden bir hayata başlayacağız. Hayır. Ben senin oğlun olabilirim. Ama benim ailem onlar da anne. O sokağa attığın insanlar. Sen benim de hayatımı mahvettin ya. Hiçbir yere gidemezsin. Bu intikamı aynı zamanda ben senin için de aldım Kerem. Ben intikam falan istemedim. Asla da istemeyeceğim. O yüzden bu zafer senin. Sadece senin. Tadın çıkar. Thank you.
boşuna sarf edeyim. Ben senin gibi düşünmüyorum. Bence bu olay bir kazaymış. Bunu izledikten sonra kaza olduğunu nasıl düşünürsün? Evet, baban Lale'yi takip etmiş. Ama bence onu durdurmaya çalışmış, öldürmeye değil. Biliyorum, senin için buna inanması zor. Ama Çınar, kader diye bir şey var. Eğer baban Lale'yi takip etmeseydi bile Lale'nin kaderi değişmeyebilirdi. İnsanın alnında ne yazıyorsa o oluyor. Ben ona inanıyorum. Bak Çınar, önünde iki seçenek var. Ya Lale'nin ölümünü ardında bırakırsın ya da kendini sürdürürsün. Ama o zaman da Zümrüt Hanım'dan hiçbir farkın kalmaz. Ah be Mürvetciğim, keşke bana yatağını vermeseydin kızım. Hiç öyle şey olur mu? Siz benim hanımımsınız, annemsiniz. Ailemsiniz, büyüğümsünüz. Başka türlüsü içime sinmezdi. Sağ ol kızım. Ben senin hakkını nasıl öderim? Sen sağ ol hanım. Zümrüt Hanım, işimiz bitti. Beğeneceğinize eminim. Evet, çok güzel oldu Tuncay. Ellerinize sağlık. Eminim aileniz de çok beğenecektir. Evet. Bir şeye ihtiyacınız olursa beni arayabilirsiniz. Teşekkür ederim, tabii ki. Hoşçakalın. Necip Bey. Sizi beklemiyordum. Buyurun. Hayır Zümrüt Hanım, girmeyeceğim. Anlıyorum. Buyurun. Sizin beni anlamanız mümkün değil. Ömrümün son demlerini bahtiyar geçirmek isteyen yaşlı bir adamı yalanlarınızla avuttunuz. Boş bir mutluluğa inandırdınız. Bana zümrüt taşlı bir hançer hediye etmiştiniz. Hatırladınız mı? Keşke o gece o hançeri göğsüme saplasaydınız. Belki bir an acı çekerdim. Ama her şey bir son bulurdu. Lakin beni yavaş yavaş öldürmek sizi daha fazla mutlu etti değil mi? Çok yanılttınız. Korkak olduğunuzu bilmiyordum. Çünkü korkaklar arkadan vurur. Korkak öyle mi? Asıl bendim her gün, her saniye yavaş yavaş ölen, arkadan vurulan. Siz benim neler çektiğimi bilmediniz. Bilemezsiniz de. Kızlarımın hayatları üzerine kurduğunuz mutluluğa göz mü yumacaktım? Çektiğiniz acıları yok saymak mümkün değil Zümrüt Hanım.
Lakin acıları dindirmenin yolu bu değildi. Eğer diyecekleriniz bittiyse gidebilirsiniz Ece Bey. Zaten buraya bunu vermek için gelmiştim. Aşkım hiçbir zaman bitmeyecek, bunu biliyorsunuz. Hem de her şeye rağmen. Lale'mi öldürdünüz. Çınar'ın Yeşim'e acı çektirmesine göz yumdunuz. Sizden ne kadar nefret ediyorsam da bir o kadar da size aşığım. Ne yapsam sizden kopamıyorum. Bunu yapamıyorum. Dün gece siz yoktunuz. Ben de kızlarım gibi sadece bir ölüydüm. Eğer bir gün... sadece Necip olarak aşkınızla bana dönerseniz... size her zaman kapım açık. Bunu bilmenizi istiyorum. Ben ailesiyle var olan bir adamım Zümrüt Hanım. Ve size verecek zerre kadar ne sevgim, ne saygım, ne de aşkım kaldı. Ne oldu kızım? Bulabildiniz mi be? Bulduk anneciğim, bulduk. Kızım, ev mi buldun yoksa? Gayretli gelinim benim. İlla üç oda bir salon diye tutturdu. Onca insan o eve nasıl sığacaksa. Aa, üç oda mı? Bunun ne işi var burada? Sen hangi yüzle buraya geliyorsun utanmadan? Ben hepinizden, özellikle de senden özür dilemek için geldim Toprak. Özür dileyeceksin. Her şey olup bitti, özür dileyeceksin. Senin yüzünden ne hallere düştük, haberin var mı senin? Hadi git o şeytanın yanına. Hadi, hadi. Özrün batsın değil mi? Anne... İkbal anne, bir müsaade edin Azra ile konuşalım. Kızım bırak, paye verme şu arsıza. Gel odama. Teşekkür ederim. Allah kahretsin. Babam bizi ne hale getirmiş. Baksana yukarıda resmen hakaret ediyorlar bize. Çınar lütfen üzülme artık. Yarın başka şirketlerle görüşürüz. Nasıl olsa bir tanesi evet diyecektir. Nasıl olacak buraya? Baksana kimsenin elinde proje yok. Olanlar da bizle çalışmak istemiyor. Bakmam gereken koca bir aile var. Yine çocuğum olacak. Acilen iş bulmam lazım ama itibarımız beş paralık olmuş. Sen git. Ben Yusuf'u okuldan alacağım. Sonra görüşürüz. Tamam. Peki sen kreşe mi gideceksin? Önce uğramam gereken başka bir yer var. Tamam. Hadi görüşürüz. Thank you.
gelmedik mi? Yok oğlum, daha var. Hadi sen yat. Ah, geldi Reyhanlar. Abi, bugüne kadar hep sen babamı mazur görmemi rica ettin. Bugün de ben senden rica ediyorum. Lütfen onu affet. Biraz gelir misin lütfen? Seninle konuşalım. Yani Tibet'i anlıyorum da. Böyle emri vakilerden hoşlanmadığımı biliyorsun. Keşke bana sorsaydı. Çınar, Tibet'ten bunu yapmasını ben istedim. Sen mi? Çınar, babanın yeri burası. Senin de bu duruma çok üzüldüğünü biliyorum. Öyle yapma ne olur. Bak, bugün Kerem bile burada bizimle. Sıtkı bana neler yaptı onu bile affettik. Masamıza davet ediyoruz. Çınar, herkes burada bizim yanımızda olmak, bize destek vermek istiyor. Hani ben bazen sana diyorum ya, biz çok saf ruhlu, temiz kalpli insanlarız diye. Bu bizim zayıflığımız değil, gücümüz. Bunu görmüyor musun? Hazır mı evraklar? Evet Zümrüt Hanım. Bir sorun çıkacağını da sanmıyorum. Çıkmaması gerekiyor zaten. Sizin için de uygunsa ben evrağı götüreyim. Benim daha iyi bir fikrim var. Thank you.
Hadi sofraya geçelim hepimiz. Ben Firuze'yi alayım. Çiçeği de uyuyalım Lale. Firuze, hadi mama vakti. Görüyorsun değil mi Mürvet? Kıyamadı babacığına. Ne pırlanta yürekli evlat. İkbal Hanım, bunu Reyhan Hanım yolladı. Çınar Bey içinmiş. Allah Allah. Ne bu acaba? Peki sağ ol. Çınar, ben öncelikle hepinizden özür dilemek istiyorum. Bu olaylarda suçlanacak başkaları olsa da ailenin bu hale gelmesinde en büyük suçlu benim. Kendi keyfim ve hayatım uğruna büyük bir hata yaptım. Her şeyi zora soktum. Bu nedenle Yusuf'u da aldım ve kendi hayatımıza doğru yola çıkmaya karar verdim. Artık biz yokuz. Hisselerimin karşılığında aldığım parayı sana bırakıyorum. Kimseye muhtaç olmadan kendi şirketini kur ve kim olduğunu göster. Bizi merak etmeyin. Bir müddet her şeyden uzaklaşmak Yusuf'a da bana da iyi gelecek. Hepinizi çok seviyorum. Reyhan. Ben izninizle bir şeyler söylemek istiyorum. Dün gece dünyam başıma yıkılmıştı. Ama her şerde bir hayır varmış. Bu gece ise çok mutluyum. Çünkü ailemin ne kadar güçlü, birbirine bağlı ve kocaman olduğunu anladım. Hepinize teşekkür ederim. Zümrüt Hanım'ın yaptıklarını artık duymak ve konuşmak istemiyorum. Olan oldu. Hepimiz üzüldük, kızdık. Artık her şeyi geride bırakmanın zamanı geldi. Bu devir kapandı. Şimdi her şeye yeniden başlayacağız. Yine eskisi gibi güçlü, birbirine bağlı ve mutlu bir aile olacağız. Yaşa be damat. İnşallah yavrum, inşallah. Bu sefer Reyhanlar geldi galiba. Ben bakarım. Fazla kalmayacağım zaten. Benim. Buyurun. Ne bu? Lale ve Çınar Berk'in velayetini almak için dava açtım size. Hazırladığım dosyaları.